Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya'da yapılan İklim Şurası'na 7 farklı alanda yol haritasının açıklanacağı duyurulmuştu. Kuraklığın yaşandığı, yangınlarla sarsılan ülkemiz için önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Ancak TÜMOBA bağlı meteoroloji, çevre ve ziraat mühendisleri odalarının davet edilmemiş olmasına meslek örgütlerinden tepki geldi. Konuyla ilgili TÜMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Baki Su İçmez konuya ilişkin 7 gün haber açıklamada bulundu. Su İçmez konuşmasında tarımda suyun %77'sini kullanan ziraat mühendislerinin olmaması çok büyük bir eksikliktir dedi. Şuralar danışma ortamlarıdır. Dolayısıyla konuyla ilgili her kesimin görüşlerinin alınarak ileriye yönelik hedeflerin, eylem planlarının ortaya çıkmasını sağlayıcı etkinlikler. Tarım Şurası dahil olmak üzere. İklimin değiştiği, kuraklık dışında sel, hortum, don dahil olmak üzere çiftçilerimizin de etkilendiği bir alanda, İklim değişikliğinin olası etkilerinin olduğu bir ortamda konuyla doğrudan ilgili meteoroloji mühendisleri odasının orada olmaması, çevre boyutunda, su boyutunda, toprak boyutunda, hava boyutunda çevre mühendislerinin orada olmaması, tarımda en çok su kullanan, %77 oranında su kullanan tarım sektörünün, Taksim'in gündemde olduğu bir ortamda, tarıma dayalı afetlerin olduğu bir ortamda ziraat mühendisinin orada olmaması çok büyük bir eksikliktir. Biz TMOP'a bağlı odalar bilimsel olarak konuya yaklaşan, üyelerimiz arasında akademisyenler de olan meslek kuruluşlarıyız. Görüşlerimiz şu andaki ya da başka geçmiş dönemde ya da gelecek dönemlerdeki iktidarların hoşuna gitmeyebilir. Ancak öngörülerimiz zaman içinde sürekli haklı olduğumuzu gösterdi. İklim konusunda da ve iklim yönetimi konusunda da ciddi sorunlar var. Burada farklı görüşlerin çağrılıp görüşlerinin alınması bu ülkemiz için, geleceğimiz için olması gereken bir tutumdu. Çağrılmadığımız için konuyu kamuoyuna ilettik. Ama biz kendi görüşlerimizi şuralar dışında da raporlarla, sempozyumlarla kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz. TÜMOB Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Remzi Baki Su İçmez, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin hububat talebine ilişkin de açıklamada bulundu. Hububat konusu sürekli gündeme geliyor. Ekmek zammı boyutu. Oysa Rusya ve Ukrayna arasındaki bu krizin ve daha da derinleşerek sürebilecek olmasının belirsizliğinin bizde sadece hububat alanında sıkıntı yaratmayacağını, arpa ithalatı yaptığımız için yarın yem ve hayvancılık boyutunda da olumsuz etkileneceğimizi, onun dışında ayçiçeğinde de yine özellikle bu ülkelerden ürün alıyoruz. Ülkemizdeki ayçiçek yağı fiyatlarının gündemde olduğu bir ortamda ayçiçeği konusunda da bizi sıkıntıların beklediğini düşünüyoruz. Kendimize yeterli olmadığımız ürünlerde gıda arzacını yurt dışından karşılamak bir gereklilik. Ancak kendimize yeterli olabileceğimiz ürünlerde gerekli üretimi yapmayıp, üretim koşullarını iyileştirmeyip, tarımda girdi maliyetlerini düşürmeyip, destekleri artırıp zamanında vermezsek, biz buğdayda kendi kendimize yeterliliğimiz %80'lere indi. TÜİK'in 17,6 milyon tona düşecek tahmini, iyimser bir tahmin olsa bile 20 milyon tonlardan, ki o 20 milyon ton kavramını da şöyle açmak gerekiyor. Nüfusumuz 70 milyonken de biz 20 milyon ton üretim yapıyorduk. Nüfusumuz bugün 84 milyon, yurt dışındaki yabancılarla 5 milyon ekleyelim, 90 milyon. Biz yine de 20 milyon tonu sağlayabilirsek, onun için de üretim ortamını iyileştirirsek, onun için de çiftçinin tarımda kalmasını sağlarsak ve 3,5 milyon hektar tarım arazisi neden çiftçi tarafından ekilmiyor sorusuna yanıt bulamazsak, arz açığımızı yurt dışından daha yüksek fiyatlarla karşılamaya devam edeceğiz. Geçen yıl 2.250 TL'den çiftçiden alınan buğday, iç piyasada ve dış alımlarla TEMMO'nun yaptığı onun üstündeki ithalat ihaleleriyle
4800'ler olduğu bir ortamda bu sürdürülemez bir yapı. Bu savaş çıkmasa bile zaten gıda enflasyonu yüksekti. Gıda enflasyonunun bir süre daha düşmeyeceğini biz öngörüyoruz. Savaş koşullarında oluşabilecek yüksek fiyat artışları ister istemez maliyetleri artıracak. Bu da bir de gıda enflasyonu olarak, ekmek zammı olarak, et süt zammı olarak, ayçiçeği zammı olarak dönecek. Burada şu boyut da var. Alacağımız ürünler dışında kendimize yeterli olup yurt dışına sattığımız ürünlerde de gıda tedarik zinciri kırılmaları nedeniyle sorun yaşayabiliriz. Narenciyede, yaş sebze meyvede bu ürünlerin ihracatı da çok dikkatli bir şekilde takip edilmeli. Gerek ürün aldığımız, gerek ürün sattığımız ülkelerin de çeşitlendirilmesi yönünde politikalar oluşturulmalı. Ürün dışında bizi asıl etkileyecek bir diğer konu ise girdi maliyetleri. Bugün petrol fiyatındaki artış, doğrudan mazot fiyatındaki artış, bu da traktörün yeterince çalışamaması sonucunu doğurur. Bugün doğalgaz fiyatlarındaki artış, ona bağlı amonyak, ona bağlı azotlu gübreler, ürede daha yüksek fiyat artışları daha az gübre kullanımı olarak bize yansıyacaktır. Bugün elektrikteki zamlar, gerek seralardaki üretim, gerekse sulu tarım yapılan alanlardaki sulama suyu enerji maliyetlerinin yüksekliği yeterli sulama yapamayacağımız sonucunu doğuracak. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna krizi bizi yurt dışından aldığımız buğday, arpa, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerde ya yeterli miktarı alamama ya yüksek fiyatlı alma, ihraç ettiğimiz ürünlerde gerekli ihracatı yapamama ve asıl önemlisi de petrol, doğalgaz, elektrik zamlarının mazot, gübre, tohum, yem, ilaç, sulama suyundaki elektrik gibi girdi maliyetlerinin daha da artması, çiftçinin önünü görememesi halinde iç üretimin azalması, iç üretim azalmasının da dışa bağımlılığının artarak sürmesi, kısır döngüsünü yanlışına devam ettirecektir. Çözüm yerli üretimi, yerli üreticiyi korumak, çözüm girdi maliyetlerini somut olarak düşürmek, örneğin mazotta ÖTV almamak, KDV'yi indirmek, gübre dahil olmak üzere ve çiftçiye %48.7 enflasyon açıklanan bir ortamda 25.8 destek, yani %12.5 destek artışı verirseniz çiftçiyi desteklemediğiniz anlamına gelir. Sonrasında 29 milyar TL'lere çıksa da girdi maliyetlerini düşürmek, destekleri yeterli miktara çıkarıp zamanında ödemek, çiftçilerin üretime devam edebilmesi için kullandığı tarımsal kredilerin faizlerini çiftçi lehine düzenlemek, üretimde sürekliliği sağlamak, üretilen ürünlerin tüketiciye pahalı yansımaması için de haller ve zincir marketleri dahil gıda tedarik zincirinin şekilsel denetimlerle değil, sağlıklı bir şekilde yeniden düzenlenmesi. Dolayısıyla hem üreticinin hem tüketicinin mutlu olduğu yeni bir tarım ve gıda politikasına yaşama geçirilmesi kalıcı çözüm.